Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetul muttaqin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اَمَّا بَعْدُ Allah Subhanahu ve Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kerim kardeşlerim, bundan önceki haftalarda Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresi 36. ayeti kerimede anne baba, akraba, yetimler, komşu haklarından bahsetmiştik buradan. Gündeme özel konu olduğu için herkes peygamberinden konuşurken biz susamazdık. Bunun için araya bir iki hafta kutlu doğum özel Muhammedur Resulullah dersleri ilave ettik. Bugün ise inşallah Nisa suresi 36. ayeti kerimede bizim üzerimizde hakları kalan son grup. Yoksullar ve yoksulların bizim üzerimizdeki haklarından inşallahü teala bahsedeceğiz. Öncelikle umde ayetimiz Nisa suresi 36. ayeti kerimesi. Allah azze ve celle buyuruyor ki وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ardından وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ Anne babaya, akrabalarınıza, yetimlere, miskinlere ve komşularınıza iyi davranın, güzel davranın emriyle muhatap oluyoruz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle, daha önce de söylemiştim, kendisine ibadetten sonra, yani kainatın yaratılması gerçeğinden sonra, hakikatinden sonra, insanlığın kendisini tevhid etme emrinden sonra, anne baba, akraba, yetimler, miskinler, komşuların haklarından bahsetmesi, Rabbi Teala'nın onların da haklarına önem verdiğinden dolayı demiştik kardeşlerim. Bugün inşallahü teala yoksullardan, fakirlerden, miskinlerden, onların bizim üzerimizdeki haklarından bahsedeceğiz. Allah Subhanahu ve Teala yerin altında, yerin üstünde, yeryüzünde yaşayan bütün canlılar rızkını kendi üzerine almıştır. Rabbi Teala yaratmış olduğu bütün insan olsun, hayvan olsun, yerin altında, yerin üstünde olsun, hepsinin rızkını Allah Azze ve Celle üzerine almıştır. Buyuruyor ki ayeti kerimede وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki, insan diye bakın, hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا Allah onların nerede makar olduğunu, nerede yaşadıklarını ve ne yaptıklarını bilir. Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar. Çünkü Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu bütün canlılar rızkını kendi üzerine almıştır. Rabbi Teala bizden sebep işlememizi bekliyor. Rızık konusunda sebeplere sarılmamızı bekliyor Allah Azze ve Celle. Hiçbir sebep işlemeden Rabbimiz bize rızık verebilir mi? Evet verebilir. Hiçbir rızık işlememize gerek yok. Rabbi Teala bize sonsuz kudretiyle, gücüyle rızık verebilir kardeşlerim. Ama Allah Azze ve Celle bizlerden rızkımız için sebep işlememizi bekliyor. Buyuruyor ki, ayeti kerimede buyuruyor ki Huvellezî ceallekumul arda firâşen Huvellezî ceallekumul arda zelûlen Yeryüzünde ise boyun eğer kıldı Allah Azze ve Celle.
Yeryüzünün ise boyun eğdirdi. Allah Azze ve Celle yeryüzünü niye bize boyun eğdirdi? فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ Yeryüzünde dolaşın, sebeplere sarılın ve ondan rızkınızı alın diye Allah Azze ve Celle yeryüzünü bize boyun eğer hale kıldı. Şimdi Allah Azze ve Celle bütün bunlar rağmen kullarını rızık konusunda imtihanlığa tabi tutmuştur. Her sebep işleyen aynı rızka mı erişiyor? Hayır değil. Herkes farklı sebepler işliyor. Herkesin ulaşmış olduğu netice farklı. Bu Allah Subhanahu ve Teala'nın yaratmış olduğu biz kullar üzerindeki sünnetullahlarından bir tanesi. Rabbi Teala buyuruyor ki ayeti kerimede Allahu yebsutu rizqa limen yeşâ ve yakdir. Allah kullarından dilediğine rızkı genişletir, dilediğine daraltır. Ve ferihû bil hayâti dünya. Şimdi siz diyor dünya hayatına ne yaptınız? Sevindiniz diyor Allah Azze ve Celle. وَمَا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٍ Ama diyor, ahiret hayatında dünya hayatı sadece bir metadır. Değersiz bir şeydir. Kardeşlerim bu ayeti kerime dikkat edelim. Allah Azze ve Celle herkesin rızkını farklı yaratmış. Herkesin rızkını farklı takdir etmiş. Birileri rızkım çoğaldı diye seviniyor. Birileri rızkım daraldı diye üzülüyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti kerimesine bakmış olduğumuz zaman وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٍ Yani dünya hayatının ne kadar değersiz olduğu. Rızkı geniş olana da dünya hayatı bir metadır. Rızkı dar olana da dünya hayatı bir metadır. Öyleyse rızkı geniş olanın rızkı dar olan üzerinde. Rızkı dar olanın rızkı geniş olan üzerinde hakları vardır kardeşlerim. Dünyaya bakmış olduğumuz zaman insanları kendisine davet ediyor. Oyun, eğlenceye davet ediyor. Müslümanlar başta olmak üzere maalesef ahiret planları hayat programımızdan çıktık sıra. Ahiret değerleri azaldık sıra şeytan devreye giriyor. Şeytan bulaşıcı bir hastalık olan vehin hastalığını Müslümanlar arasında hasreten yayıyor kardeşlerim. İnsanları dünyaya bağlamak konusunda bu bulaşıcı hastalığı insandan insana, insandan insana sirayet ederek yayıyor kardeşlerim. İşte bundan dolayı aslında rızkı geniş olan da, rızkı dar olan da Allah'ın bu ayetleri üzerine tedebbür etmediği için vehin hastalığına yakalanıyor. Sadece rızkı geniş olan mı bu hastalığa yakalanıyor? Hayır değil. Rızkı dar olan da bu vehin hastalığına yakalanıyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle yüce kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de şu değersiz dünya hayatında bize vermiş olduğu mallardan infak etmemizi emrediyor. Buyuruyor Allah Azze ve Celle وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda infak edin. Allah'ın yolunda infak edin. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. وَاَحْسِنُوا İyilik yapın, güzel davranın. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Çünkü Allah iyilik yapanları, muhsinleri sever diyor. Şimdi kardeşlerim Allah Azze ve Celle dünyanın hem değersiz olduğunu söylüyor. Rızkı geniş olan içinde, rızkı dar olan içinde وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ayeti geçerlidir. Değersiz olan dünyada infak sadece zenginlere has bir özellik değildir. İnfak zengin, fakir herkese has olan bir özelliktir. Bundan dolayı İnfak etme özelliği Kur'an-ı Kerim'de sadece zenginlere has kılınmamış. Bak zekat sadece zenginlere has kılınmış. Ama infak böyle değil. Bu ayeti kerime Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının içerisinde öyle bir yer buluyor ki bizim şu günde anlamamız için bir ışık oluyor kardeşlerim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Konstantiniyye fethetmek için Konstantiniyye surlarındalar. Bizans güçlü. Bizans dik duruyor. Bizans mücadeleden vazgeçmiyor.
Konstantin'i vermemek için Bizans elinden geleni yapıyor. Müslümanlar taktik düşünüyorlar. Ne yapsak? Ne yapsak da bu Rumları, bu Bizansları alt etsek? Derken ordunun içerisinden birisi düşmana doğru atılıyor. Onu görenler diyor ki La ilahe illallah, Subhanallah, bu adama ne oluyor da kendisini böyle tehlikeye atıyor? Allah Azze ve Celle ayetinde buyurmuyor mu? وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلِكَةِ Kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın buyurmuyor mu Allah Azze ve Celle diyor. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o güzide ashabın içinde olan Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh diyor ki ey Müslümanlar siz bu ayeti yanlış anlıyorsunuz diyor. Bu ayet biz Ensar hakkında nazil oldu. Allah Azze ve Celle bize Resulüne yardımını gönderdi. Dinini tamamladı. Devletini ikame etti. Savaşlar azaldı. Artık biz Medine'li Ensar'la kendi aramızda artık yeter. Biraz da çoluğumuzla çocuğumuzla ilgilenelim. Biraz da tarla alalım, mal alalım, mülk alalım diye konuşmaya başladık. Dünya hesapları yapmaya başladık. İşte biz bu hesapları yaparken Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede indirdi. وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda infak edin. Allah yolunda infak edin. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلِكَةِ Kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın ayeti kerimesini Allah Azze ve Celle indirdi buyuruyor. Şimdi ellerimizle tehlikeye atılmak ne demek? Ebu Eyyub diyor ki mallarımızın başında durup onları çekip çevirmek isterken cihat terk etmektir. Ebu Eyyub diyor yani. Niye Allah Azze ve Celle bunu söyledi? Çünkü biz mallara tamah ettik. Biz mallara tamah ettik. İnfaktan vazgeçtik. Ve o mallar bizi oyaladı. Allah yolunda cihadı terk ettik. İşte bundan dolayı bizler bu ayetle muhatap olduk. İşte o gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bu ayetle muhatap oldular. Bugün biz muhatabız. Allah Azze ve Celle bana ve tahtımda sizlere diyor ki وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ diyor. Allah yolunda infak edin diyor. Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor Allah Azze ve Celle. Sizler diyor dünya hayatını tercih ederek mallarınızın başında kalıp Allah yolunda cihat terk ederseniz kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmış olursunuz. İşte insanın kendi kendini tehlikeye atması budur kardeşlerim. İnsanın malını tamah edinmesi, amaç edinmesi, fakirin, fukaranın, miskinin hakkını gözetmemesi, insanın Allah'ın ona vermiş olduğu malla kendi kendisinin imtihanıdır. Kendi kendisini ateşe atmaktır. Kendi kendisini tehlikeye atmaktır. Böyle bir tehlikeden sakınmak zorundayız kardeşlerim. Bizler etrafımızdaki fakir fukaranın, İnanç ayrım yapmaksızın ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek zorundayız. Çünkü onların bizim üzerimizdeki haklarındandır. Biz bir amel yapıyorsak Allah'ın rızası için yapmak zorundayız. Ve böyle olmalıdır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ Lakin Allah dilediğine hidayet eder. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ Allah yolunda her ne harcarsanız, her ne infak ederseniz, kendi nefsiniz için infak etmiş olursunuz. Kendi nefsiniz için infak etmiş olursunuz. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ Siz Allah'ın veçhini, Allah'ın rızasını kazanmaktan başka bir amaçtan dolayı infak etmiyorsunuz. Bundan başka bir amacınız yok. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Siz Allah yolunda her ne infak ederseniz, karşılığı size zulmedilmeksizin tas tamam ödenecektir diyor Allah Azze ve Celle. Buyurun. Kim ne infak ederse kendisi için infak ediyor. Biz niçin infak ediyoruz? Allah'ın rızasını kazanmak için. Bizim başka bir gayemiz yok. Allah'ın rızasını kazanmak için infak ediyoruz. Ve infak ettiğimiz en küçüğünden en büyüğüne kadar fark etmiyor kardeşlerim. Hepsini Allah Azze ve Celle katında
amellerimizin ecirlerini bize yansıtacaktır. Çünkü infakın küçüğü büyüğü yoktur. Çünkü biraz önce dedik ya, infak Allah'ın hem zengin hem de fakir kullarına emridir. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İttequ ve lev bi şıkkı temratin diyor. Yarım hurma ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz diyor. Bakın dikkat edin. Yarım hurma ile de olsa. Demek ki infak çok küçük veya çok büyük kavramlara sığmaz. İnfakın bir kavramı yoktur. Bir ekmeğin yarısını bölersin, Allah katında ekmek fabrikası kuran bir adamdan daha hayırlı olabilirsin. O bir ekmeğin yarısıyla. Yarım hurmayla kendini cehennem ateşinden korumak için, Allah'ın rızası için infak edersin. Kasa kasa, sandık sandık hurma infak eden adamdan Allah katına daha hayırlı olabilirsin. O yüzden bize düşen Allah yolunda infak etmek. Yoksullara, ihtiyaç sahiplerine infak etmek. Çünkü kardeşlerim, yoksul olmak, fakir olmak, miskin olmak, ihtiyaç sahip olmak günah ve ayıp olan şeyler değildir. Bu Allah'ın takdiridir. Esas ayıp olan, esas günah olan etrafındaki yoksulları görmemektir. Esas günah olan, esas ayıp olan etrafında yoksulları, fakirleri, miskinleri, dulları, yetimleri, öksüzleri gördüğün halde sessiz kalmandır. Bir adım atmamandır. Bir sebep işlememendir. Esas ayıp olan budur. Esas günah olan budur kardeşler. Çünkü Allah Azze ve Celle birisine rızkını geniş takdir ettiyse, birisine dar takdir ettiyse bu Allah'ın takdiridir. Kimse hayıflanmamalıdır. Kimse şikayetçi olmamalıdır. Kimse rızkının geniş olduğundan dolayı sevinmemelidir. Bir zamanlar yeryüzünde Karun vardı. Karun herkes için bir ibrettir. İbret olsun diye Allah Azze ve Celle Kur'an'da bize bildirmiş. Bir gün önce, bir gece önce bütün halk Karun'un malına, mülküne emrenirken, Karun'un malıyla, mülküyle yerin dibine geçirilmesinden sonra insanlar Karun'un malının adını bile anmak istemiyorlar. O yüzden kardeşlerim, Allah'tan hayırlı rızık isteyelim. Bize fayda verecek rızık isteyelim. İnfak edebileceğimiz, paylaşabileceğimiz, fakirin, yoksulun, miskinin hakkını verebileceğimiz mal isteyelim Allah'tan. Böyle rızık isteyelim Allah-u Teala'dan. Yoksa bencil, egoist, hep bana anlayışıyla gelen mallardan bize bu hayır olmaz. Emin olun onların hayrını biz bile göremeyiz. Bugün nice zengin insanlar var. İnfaktan, hayırdan, sadakadan, zekattan mahrum olmuş. Nice zengin insanlar var. Emin olun Allah Azze ve Celle bir hastalık veriyor. Hiç yediklerinin tadını bile alamıyorlar. Yediklerinin tadını bile alamıyorlar. O yüzden hep bana anlayışı kardeşler. Bir gün o bana, sana o tattığın lezzetlerin tadını almamana sebep olacaktır. O yüzden dünyanın tadını, yediğimizin içtiğimizin tadını almak istiyorsak paylaşalım kardeşler. Fakirlerle, yoksullarla, miskinlerle, ihtiyaç sahipleriyle, yetimlerin hakkını göstererek, dulların hakkını gözeterek, ilim talebeler hakkını gözeterek, mücahitlerin hakkını gözeterek Allah yolunda infak edelim. Ve hasaten konumuz itibariyle fakirin, fukaranın, miskinin hakkını en güzel şekilde verelim kardeşlerim. Şimdi Müslümanlar bir hastalığa yakalandıysa bu hastalığın adı vehindir. Bu belli. Ama insanlar niye malını vermek istemez? Niçin insanlar hep yığmak istiyorlar? Niye kimse malını vermek istemiyor? Bunun bir tane sebebi var. Bunun için zeki olmaya gerek yok kardeşlerim. İnsanlar malı çok seviyorlar. Peki kardeşlerim, insan sevdiği malı yanında taşımak istemez mi? İnsan sevdiği malı yanından ayırmak ister mi? Hayır, istemez. Öyleyse malını seven kişi malını yanında götürmek istiyorsa ölmeden infak etmek zorunda. Ölmeden Allah yolunda infak etmek zorunda. Malını, mülkünü ölmeden bağışlamak zorunda kardeşlerim. Fakirin, fukaranın hakkını ölmeden gözetmek zorunda. Gerçekten malını seviyorsa. Çünkü neden? Sen öldükten sonra artık o malın senin değil çünkü. O malın senin olmuyor. O malın senin olmuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اَيِّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ. Hanginiz diyor,
mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir? Hanginize yani? Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir? Sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü, hepimize kendi malımız daha sevimlidir. Hepimize kendi malımız daha sevimlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kişinin kendi malı önceden takdim ettiği, gönderdiğidir. فَاِنَّ مَا لَهُ مَا تَقَدَّمَ Önceden gönderdiğin senin malındır. وَمَا لُوَارِثِهِ مَا اَخَّرَ Geriye kalan ise varislerin malıdır. Zaten senin malın değil. Geriye kalan zaten varislerin malı, senin malın değil. Öyleyse benim malım demek istiyorsan, malın sana fayda vermesini istiyorsan, ölmeden önce infak etmek zorundayız. Ölmeden önce malımızı vermek zorundayız. Fakirin, fukaranın, miskinin hakkını gözetmek zorundayız kardeşlerim. İnsan olmanın, bir toplum içerisinde yaşamanın, hasaten Müslüman olmanın gereği olarak kardeşlerimizden, Müslümanlardan ama ihtiyaç sahibi olduğu zaman inanç ayrımı gözetmeksizin herkesin ihtiyacına koşmak zorundayız. Nefislerimizi başkalarına tercih etmek zorundayız. Yeri geldiği zaman kendi nefsimizi kardeşimize tercih etmek zorundayız. Ekmeğimizi paylaşmak zorundayız. Ekmeğimizi vermek zorundayız. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o ashabının ortaya koymuş olduğu güzel bir kardeşlik tablosu kardeşlerim. Biliyorsunuz muhacirler Medine'ye gittiği zaman hicret edenler Medine'ye ensar yanına gittiği zaman kardeşlerim ensarın muamelesi muazzam bir muamele var. Tarlalarını bölüyorlar, mallarını bölüyorlar, her şeyleri bölüyorlar. Niye? Kendi nefsine tercih ediyor. Kendi nefsine tercih ediyor. Hatta kendi nefsinin ihtiyacı olmasına rağmen kendi nefsini mahrum bırakıyor. Kardeşinin ihtiyacını gideriyor. Allah Azze ve Celle bu ensarla muhacirin olayını Kur'an-ı Kerim'de bizlere anlatıyor. Buyuruyor ki Rabbi Teala وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّوُ الدَّارَ الْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Kendilerinden önce o yurdu, yani Medine'yi yurt edinenler ve iman gönüllerine yerleşmiş olanlar يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ عَلَيْهِمْ Kendilerine hicret edenleri severler. Kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı işlerine bir rahatsızlık duymazlar. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا اُوتُوا Onlara veriyorlar. Verilenlerden dolayı işleri daralmaz. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً Dikkat edin bakın. Kendi nefislerine ihtiyacı olmasına rağmen, kendilerine ihtiyacı olmasına rağmen kardeşlerine kendilerini tercih ederler. İşte bakın, kardeş olmanın, paylaşmanın, infak etmenin, fakirin, fukaranın, muhacirin, ensarın hakkını gözetmenin en güzel örneği budur kardeşlerim. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً Kendi nefse ihtiyacı var. Kendisinin ihtiyacı olmasına rağmen kardeşine tercih ediyor. Tercih ediyor. Kardeşinin ihtiyacını gideriyor. İşte kardeşlik budur. İşte paylaşabilmek budur kardeşlerim. Ve bu ayeti kerimenin nuzul sebebini duyduğunuz zaman meseleyi daha iyi anlayacaksınız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir kişi geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben açım diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hanımlarından bir rivayete göre ikisine, bir rivayet üçüne haber gönderiyor sırayla. Evde yiyecek bir şeyiniz var mı? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın o pak temiz hanımlarından gelen cevaplar hepsi aynı. Ey Allah'ın Resulü evimizde bize bile hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok evimizde. Tam bu sırada Ensar'dan biri geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben onu misafir edebilirim. O da bilmiyor evinde bir şey var mı yok mu o da bilmiyor. Evine götürüyor misafir ediyor. Evine gidince hanıma diyor ki ey hanım. Bu misafirimize yedireceği yemek var mı? Bey diyor sadece çocuklarımızın rızkı var diyor başka bir şey yok diyor. Öyleyse çocukları oyala. Gerekirse onları uyut. Misafir odaya girdiği zaman ışığı söndür. Sen de yermiş gibi yap. Onları doyuralım diyor. Böyle bir muamelede bulunuyor bakın. Kendileri aşkalıyor. Çocukları aşkalıyor. Ama onlar yani o hicret edenler karınları doyuyor. Ertesi gün
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Lekad aciballahu min sana'aikuma bi dayfikumul leyl." Allah gece sizin misafiri ağırlamanızdan çok memnun oldu. Yani Allah'ı memnun ettiniz diyor. Öyle bir ağırladınız ki Allah'ı memnun ettiniz. Ne yaptılar? Kendi nefislerine tercih ettiler. Kendisi aç kaldı, hanımı aç kaldı, çocukları aç kaldı ama kardeşleri doydu. İşte ensar ve muhacir olmak böyle bir şeydir kardeşlerim. Bu kardeşlik anlayışı, bu paylaşma anlayışını Rabbim Müslümanların arasında yaysın kardeşlerim. Müslümanların arasında Rabbim bunları diriltsin kardeşlerim. Çünkü gerçekten bizim bunlara ihtiyacımız var. Bizim paylaşmaya ihtiyacımız var. Bizim egoistlikten kurtulmaya ihtiyacımız var. Bizim hep bana hep bana anlayışlarından kurtulmaya ihtiyacımız var. Bizim sevmeye, bizim merhamet etmeye, bizim paylaşmaya ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. Bundan dolayı daha önce yetim dersi yaparken söylemiştim. Bir hafta içerisinde başı okşanmadık bir yetim kalmasın demiştim. Allah'a hamdolsun semeresini aldık. Yine kardeşlerim, şu anda siz duydunuz bunu. Bunu Müslümanlara siz yayın. Paylaşmayı siz örnek olun. Dilde kalmasın. Paylaşın insanlarla. İhtiyacı olanların ihtiyacını giderin. İnsanlarla paylaşın. Bu alışkanlıkları kazanarak inşallah Rabbimizin rızasını kazanabiliriz. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinde hiçbir şey yok. Cabir diyor ki radıyallahu anh. Su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şey'en kattan. Fekale la. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden istenen hiçbir şeye hayır demezdi. Yok demezdi. Ama olmayınca ne yapsın? Yani var da vermedi değil. Yoktu kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde yoktu. Çünkü Resulullah kendisinden bir şey istediği zaman hiçbir zaman boş çevirmemiştir. Hiçbir zaman yok dememiştir. Öyleyse Allah subhanehu ve teala'nın razı olduğu, Kur'an-ı Kerim'de ebrar dediği, iyiler dediği kullarından olmak istiyorsak kardeşlerim, Allah azze ve celle'nin şu ayetler üzerine tedebbür, ardından da amel ederim inşallah. Rabbi Teala buyuruyor ki: "Ve yut'imu at'ama ala hubbihi miskinan ve yetiman ve esira." Bakın, onlar kendilerinin ihtiyacı olmasına rağmen, kendileri sevmesine rağmen yemeği miskine, yetime ve esire yedirirler kardeşlerim. Bakın, yetime, miskine ve esire yedirirler. Bu üçünde de inanç ayrımı yoktur. Yani Müslüman olmayan bir yetim, Müslüman olmayan bir miskin, Müslüman olmayan bir esir içinde bunlar getirdi kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bakın kendileri sevdiği halde diyor. Kendilerinin ihtiyacı olduğu halde onlar ne yaptılar? Yemeği yoksula, miskine, yetime ve esire yedirdiler diyor. Ve dediler ki: "İnnemâ nut'imukum liveçhillâh." Dikkat edin bakın. Biz sizi yalnızca Allah'ın rızası için doyuruyoruz. Başka bir amacımız yok. Başka bir amacımız yok. Müslümanlar bu ameli yapacaksak başka bir amaç beklemeyelim. Başka bir amaç gütmeyelim. Sağ elimizin verdiğini sol eli görmeyenlerden olalım. İnnemâ nut'imukum liveçhillâh çünkü. Biz sizi yalnızca Allah'ın rızası için doyuruyoruz. Başka bir gayemiz yok. Başka bir amacımız yok. La nuridu minkum cezaen ve la şükura. Biz sizden bir teşekkür, bir karşılık beklemiyoruz. Böyle bir karşılığımız yok. Niye doyuruyoruz o zaman? İnna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Biz belalı, şiddetli, fırtınalı olan bir günden korktuğumuz için sizi doyuruyoruz. Lütfen dikkat edin bak. Bir miskini doyurmanın getirisine bakın. Allah'ın rızası için doyuruyorsun. Allah azze ve celle seni فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ o şerli günden seni koruyacak. İnşallah koruyacak. Ama sen اِنَّمَا نُتُعِمُكُمْ لِوَجِ اللّٰهِ bunu unutma bakın. Bunu parantez içine alma. Bunu başlık yap. Biz sizi yalnızca Allah için doyuruyoruz. Allah için doyurmak nasıl olur? Öyle doyuracağız o zaman. Kendinin yediğinden yedireceksin. Sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek. Böyle doyuracaksın. Böyle onların ihtiyaçlarıyla ilgileneceksin. İşte bitti. Allah Azze ve Celle seni o şerli, belalı bir günde ne yapacaktır? İnşallah kurtaracaktır. Bakın, nasıl olması gerektiğine dair bir ölçü söyleyeyim inşallah size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hane-i saadetlerinde bir koyun kesiliyor bakın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soruyor Ayşe radıyallahu anh'a. Ya Ayşe, ma bakiye binha? Ne kaldı bu koyundan geriye bize?
Ne kaldık oyundan geriye bize? Diyor ki Ayşe radıyallahu anha, "Ma baqiya minha illa katafuha." Diyor ki o koyundan bize sadece kürek kemiği kaldı. Kürek kemiği kalmış. Kürek kemiği kalmış, geri kalan hepsini dağıtmışlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor, bakın dikkat edin. Kardeşlerim. Bâgiyet kulluha. Demek ki hepsi burada. Ve gayra ketefiha. Kürek kemiği gitmiş. Hepsi burada diyor bakın Allah Resulü. Yani koyunun senin dağıtmış olduğun hepsi burada. Ama kürek kemiği hariç. Niye? Çünkü diyor sen kürek kemiğini infak etmemişsin. O bize kalmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması kardeşlerim bak. Paylaşmak önemli bir şeydir yani. Yığmak, yığınak yapmak. Bunlar insanı dünyaya bağlayan sebepler arasında olur. O yüzden fakirleri, miskinleri, üzerimizde hakkı bulunanları Allah'ın rızası için, Allah'ın rızasını gözeterek doyurmak zorundayız. Sen Allah'ın rızası için bir amel yaparsın da Allah Azze ve Celle bunun karşını vermez mi? Verir. Allah Azze ve Celle yapılan amellerin karşını verir. Dağıttıkların hepsini hanende buluyorsun. Ecir olarak hanende buluyorsun. Rabbi Teala sana lütfediyor. Sana mal vermiş, sana verdiği malla rızasını kazanmanı istiyor. Düşün ki Rabbi Teala sana bir sermaye vermiş. Bu sermayeyle, bu sermayeyi kullanarak rızasını kazanmanı istiyor. Hani bizler kafamız ticarete çok iyi çalışır ya, işte elimizde sermaye. İşte elimizde sermaye. Bu sermayeyi kullanarak Rabbimizin rızasını kazanabiliriz. Ve sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak edebiliriz. İnfak etmek zorundayız. Çünkü iyilerden olmak istiyorsak, ebrarlardan olmak istiyorsak, sevdiğimiz şeylerden infak etmek zorundayız. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. İyiliğe erişemezsiniz kardeşlerim diyor. İyiliğe erişmek istiyorsak Ebu Talha gibi olmak zorundayız. Ebu Talha Medine'nin en zengini. En zengini. Ebu Talha'nın Mescid-i Nebevi'ye bakan bir bahçesi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin suyundan içtiği bir bahçesi var. Adı Beyruha olan bir bahçesi var. Allah Azze ve Celle'nin bu ayetini duyunca ey Allah'ın Resulü benim en çok sevdiğim Beyruha'dır diyor. Ve ben bunu Allah yolunda infak ediyorum diyor. En sevdiğini infak ediyor. Öyle kendini kötüsün değil. Kenardaki iyisini değil. En iyisini infak ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Allah Resulü ben Allah'ın rızasını istediğim için Rabbimin bana cennette ahirette mükafatını vermesini istediğim için bunu Allah yolunda infak ediyorum. Dikkat edin. Dilediğin gibi tasarrufta bulunabilirsin. Dilediğin gibi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ebu Talha'ya diyor ki bunu akrabaların arasında paylaştırman daha doğrudur Ebu Talha diyor. Ve Ebu Talha yine sevmiş olduğu o değerli Beyruha'yı akrabalar arasında ne yapıyor? Paylaştırıyor kardeşlerim. Niçin? Allah Azze ve Celle sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz dediği için. Öyleyse iyiliğe erişmek istiyorsak sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak etmek zorundayız. Sevdiklerimizden. Değerli olanlardan infak etmek zorundayız. Değersiz olanların değil. Öyleyse Allahu Teala'nın bize karşılık verdiği mallardan Rabbimizin bize vermiş olduğu bu sermayeyi en güzel şekilde kullanarak Rabbimizin rızasını kazanmak zorundayız. Şeytanın bizi şu meta olan dünya ile kandırmasına izin vermeyelim kardeşlerim. Şeytan bizi kandırır. Şeytan sağımızdan gelir. Bizi korkutur. Fakirlikle tehdit eder şeytan bizi. Şeytan bu tehditlerde bulunur. Veya şeytanın vesveseleri yüzünden sakın Allah yolunda infak etmemeye bahane arama kardeşlerim. Senin infak edesin yoktur. Şeytanın vesveselerini bahane edersin infak etmezsin. Bu ayrı. Ama infak edeceksen sakın şeytanın vesveselerine tabi olup infaktan vazgeçme. Nedir şeytanın vesveseleri? Biz çalışırken onlar yatıyordu. Benimle beraber mi kazandı? O da çalışsaydı. Allah ona da verseydi. O da baksana hem fakirim diyor hem şunu yapıyor. Kardeşlerim bunlar hep şeytanın vesveseleridir. Sakın bu vesveseler size Allah yolunda infak etmeye mani olmasın.
Eğer bir adam biliyorsunuz ki ihtiyacı var, ihtiyacını giderin. İhtiyacını giderin. Çoluğunun çocuğu ihtiyacı varsa ihtiyacını giderin. Bu vesveselere aldanmayın. Şeytanın sizi fakirlikle kandırmasına izin vermeyin. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اَشْشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرْكُمْ بِالْفَحْشَى. Şeytan sizi fakirlikle tehdit eder. Fakirlik ile. Verirsen bak fakir kalırsın. Bak malın bitir. Dağıtıp durma. Bir gün bitecek. Bak bugün muhtaç olacaksın. Ne demişler? Acıma acıyacak hale düşersin. Bak verip durma, dağıtıp durma, bir gün alacak hale düşersin. Şeytan böyle vesveseler ne yapıyor? Kandırıyor. Tehdit ediyor bizi. Ama Allah Azze ve Celle uyarıyor. Şeytanın diyor sizi fakirlik ile tehdit etmesine izin vermeyin. Çünkü şeytan diyor وَيَأْمُرْكُمْ بِالْفَحْشَى size fahşayı, kötülüğü emreder diyor. Şeytanın başka işi yok ki. Peki Allah وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا. Allah ise fazlı. Allah ise rahmeti ise vaat ediyor. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ çünkü vaasi olan Allah'tır, çünkü Allah Azze ve Celle'dir. Öyleyse şeytanın bizi kandırmasına izin vermeyelim kardeşler. Şeytanın verdiği korkuyla, fakirlik korkusuyla, şeytanın verdiği vesveseler yüzünden infaktan geri kalanlar, Allah yolunda infak etmeyenler, bir melek gelir her gün. Bir melek sizin için gelir her gün. Niçin? Siz Allah yolunda infak etmediğiniz için. Allah yolunda infak etmediğiniz için. Hayır hasenatta bulunmadığınız için. Her gün yeryüzüne iki melek iner diyor. Ve dua ederler diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allahümme e'ati mumsiken telefen. Ey Allah'ım cimrilik yapanın malını telef et. Ey Allah'ım cimrilik yapanın, fakirin, fukaranın hakkını vermeyenin malını telef et diye bir meleğin inmesine sebep oluyor. Peki ya şeytanın tehditlerine boyun bükmeyen, şeytanın korkusuyla korkmayan, şeytanın vesveselerine aldanmayıp fakirin, fukaranın hakkını gözetenlere de her gün iki melek iniyor. Onlar da onun için dua ediyorlar. Allahümme e'ati munfikan halefen diyor. Allah'ım infak edenlere, fakirin, fukaranın, yetimin hakkını gözetenlerin malını artır. Kat kat karşılığını ver, artır onların malını diye. İki tane melek iniyor. Hangisinde olmak istiyoruz? Ve duayı alanlardan mı? Yoksa hayır dua alanlardan mı olmak istiyoruz kardeşlerim? Bu melek iniyor. Bu melek cimriye de iniyor. Bu melek infak yapana da iniyor. Biz Allah yolunda infak edelim ve o meleğin duasıyla Allah Azze ve Celle malımızı artırsın. Bu duayı aldığımız zaman artan mal bize hayır getirir. Sermayeyi kullanarak Allah'ın rızasını kazanabiliriz. İnfak etmek zorundayız. Gece gündüz demeden malımızı Allah yolunda tasarruf etmek zorundayız kardeşlerim. Çünkü biliyorsunuz gıpta, haset etmek dinimize yasaklanmıştır. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki la hasede illa fi ithnayn diyor. İki şeyin dışında haset yoktur diyor. İki şey. İki şey. Bunlardan bir tanesi atahullahu malen. Allahu Teala'nın mal vermiş oldu birisi. O mal vermiş ne yapmış? Malını doğru bir şekilde gece gündüz infak etmiş. Hayra hasenata harcamış. Fakirin hakkını vermiş. Yoksulun hakkını vermiş. Yetimin hakkını vermiş. Vermiş kardeşlerim. Verdiği içinde kardeşlerim infak etmiş. Allah Azze ve Celle ona vermiş. Öyleyse kardeşlerim bu haset etmemizin sebebi gıptadır yani. Bizim de böyle malımız mülkümüz olsa da şu hayır hasenatta bulunan, şu Müslümanların sıkıntısı olduğu zaman yetişen şu kardeşim gibi olsak demek güzel bir şeydir. Allah'tan mal isteyip bunu yapmak güzel bir şeydir. Çünkü Allah'la bir ticarete giriyorsun. Allah'tan mal isteyip de ya Rabbi sen bana mal verirsen malımı infak edeceğim, şunu yapacağım deyip de Allah'ın mal verdiği nice insanlar tanıyoruz biz yani. Ne âlâ, malını verirse ne âlâ. İnfak ederse ama infak etmezse malını telef eden nice örnekler de bizim hayatımızda, yaşadığımız toplumda vardır kardeşlerim. O yüzden Allah yolunda infak edenlere, yoksulların haklarını gözetenlere ebrarlar oluyor. İyilerin sınıfına giriyor. Allah Azze ve Celle rızasını gözetiyor. O şerli günde onları koruyor. Evet doğru. Peki ya infak etmeyenler? Peki ya mallarını kabz edenler? Yetimin, fukaran hakkını vermeyenler ne oluyor? Allah Azze ve Celle kitabı sol tarafından verilenlerden diyor ki
وَلَا يَخُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِنِ diyor. Kitabı sol tarafından verenlerin özelliğine bakın. Sol tarafından verilmiş. Onlar yetimi, yoksulu doyurmaya teşvik etmezlerdi. Doyurmazlardı, doyurmaya teşvik etmezlerdi. Doyurmaya teşvik etmezlerdi. Kardeşler, insanın kitabı sol tarafından verildiği zaman artık onun dünyası yıkılmıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ diyor. Kitabı sol tarafından verilene gelince diyor فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَ keşke kitabım bana verilmeseydi. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ keşke ölümle her şey bitseydi. وَلَمَدْرِ مَا حِسَابِيَ keşke hesabım bana sorulmasaydı. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ keşke ölümle beraber her şey bitseydi. Heleke anni sultaniye. Dikkat edin kardeşlerim. Heleke anni sultaniye. Saltanatım yok olup gitti. Saltanatım yok olup gitti. Malım bana hiçbir fayda sağlamadı. Ma agni anhu mali. Malım bana hiçbir fayda sağlamadı. Heleke anni sultaniye. O varlığım, o saltanatım, makamım, mülküm hepsi yıkılıp gitti. Allah Azze ve Celle buyuruyor. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ yakalayın onu. Yakalayın diyor Allah Azze ve Celle. ثُمَّ الْجَح۪يمَ صَلُّوهُ sonra onu cehenneme atın diyor. Atın onu cehenneme. Niye biliyor musunuz? وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِ çünkü o yetimi doyurmazdı. Çünkü o yetimi doyurmazdı bakın. Yetimi doyurmadı ne oldu? Kendi yedi 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 ne oldu? Ayet devam ediyor. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَم۪يمٌ o gün diyor onun hiçbir dostu yoktur. Ona o gün bir yakınlık yoktur. Yardımcı yoktur. Dikkat edin. وَلَا تَعَامٌ o gün ona yemek de yoktur. اِلَّا مِنْ غِسْتِينَ irinden, kandan başka ona bir yemek yoktur. Ne oldu? Hep bana dedin, 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 dedin. Ne oldu? İşte Allah Azze ve Celle seni rızıktan, taamdan mahrum ediyor. Sadece irin ve kanla seni rızıklandırıyor. Ya bu zillet değil midir? Bu kafirler üzerine kardeşlerim. Öyleyse bir Müslüman'da bu olmamalıdır. Kafirler öksüzü, yoksulu doyurmuyorlardı. Öyleyse Müslümanlar öksüzü, yoksulu doyurmaları gerekiyor. Müslümanlar bunu yapmaları gerekiyor kardeşlerim. Yine bakın Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerim. Allah Azze ve Celle cennetliklere, cehennemliklerin karşılık konuşmalarını bize zikrediyor. Cennetlikler cehennemlikler soruyor. Siz niçin bu cehenneme girdiniz? Dört tane cevap var. Bir tanesi biz yoksulu doyurmazdık. Bakın biz yoksulu doyurmazdık. Rabbi Teala biliyor ki küllü nefsin mime kesebeti rahine. Her nefis yaptıklarına karşı bir rehindir. İlla ashabel yemin. Sağ ashabı hariç. Fî cennâti yetesâelûn. Onlar cennettedirler ve sorarlar. Kime? Anil mücrimin. Mücrimlere sorarlar. Mâ selekekum fî sekar. Sizi bu cehenneme sokan, bu ateşe sokan nedir? Cevaplar geliyor bakın. Niye cehenneme girmişler? Bir. Kâlû lem nekum minel musallîn. Biz namaz kılanlardan değildik. İki. Ve lem nekum nut'imul miskin. Biz yoksulu doyurmazdık. Üç. Ve kunnâ nehûdu me'al hâidîn. Biz dünyada batıl, boş ne varsa hep onlara dalıp gidiyorduk böyle. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ biz ceza gününü, ceza günde biz yalan sayıyorduk. Hatta اَتَانَ الْيَقِينِ işte böyleyken o yakin olan ölüm bize gelip çattı. Buyurun. Cehenneme girme sebeplerinden bir tanesi قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ biz yoksulu doyurmaya teşvik etmezdik diyor. Yoksulu doyurmazdık diyor. Bundan dolayı cehenneme girmişler. Allah bizleri korusun kardeşlerim. Öyleyse şu toplumun içerisinde bulunan yoksulları, ihtiyaç sahiplerini, fakirlerini Allah'tan gelen bir emir doğrultusunda en güzel şekilde ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nerelerdeydi? Bakıyoruz hep yoksulların yanındaydı. İhtiyaç sahiplerinin yanındaydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İbhuni fil duafa diyor. Beni zayıfların arasında arayın. Beni yoksulların, fakirlerin, miskinlerin onlar arasında arayın. Bunun örnekleri var değil mi? Müşrikler dediler. Sana böyle düşük seviyeli insanlar ima ederken قَالُوا اَنُؤْمُنْ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ bu erzelunlar, bu fakirler, bu miskinler sana ima ederken biz sana imam edeceğiz dediler. Allah Resulü fakirlerin için neydi, miskinlerin için neydi?
Ama Allah Resulü ne diyor? İbğûni fi'd-du'afâ ve turzakûne ve tunsarûne fi'd-du'afâ. Siz o içinizdeki fakirlerin, yoksulların sebebiyle rızıklanıyor ve yardım görüyorsunuz. Başka bir sebebi yok. O yüzden bizler de yaşamış olduğumuz şu toplumda ihtiyacı olan yardıma, ihtiyacı olan, bir ihtiyacı olan bildiğimiz insanlar ihtiyacını en güzel şekilde ne yapmak zorundayız? Gidermek zorundayız. Yoksulun hakkı dinimizde ganimet taksimi yapılırken de unutulmamıştır. Miras taksimi yapılırken de unutulmamıştır. Allah Azze ve Celle mirastan diyor, dağıtım yaparken eğer orada yoksul hazır bulunursa, o yoksul da diyor en güzel şekilde rızıklandırın. Ferzukuhum minhu diyor. Ondan rızıklandırın diyor. Ganimet dağıtılırken, ganimet kimin hakkı? Allah'ın, Resulünün, yakınların, yetimlerin ve yoksulların hakkı. Allah Azze ve Celle yoksulların hakkını hem mirasta hem ganimette gözetmiş. Öyleyse bizler de kardeşler etrafımızdaki yoksulların, fakirin, fukaranın hakkını en güzel şekilde gözetelim inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi فَاَعْطَى كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ. Senin üzerinde hakkı olan herkesin hakkını en güzel şekilde ver emri gereğince inşallah bizler de bizim üzerimizde hakkımız olan anamız, babamız, akrabamız, komşularımız, yetimler, yoksullar hepsinin hakkını en güzel şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çizmiş olduğu ölçü içerisinde yerine getirelim. Rabbim kimin üzerimizde hakkı varsa onların haklarını en güzel şekilde yerine getirmeyi bize kolay kılsın. Rabbim fakirin, yoksulun, miskinin, yetimin, dulun, ilim talebesinin, mücahidin haklarını en güzel şekilde vermeyi bize nasip etsin. Rabbim razı olduğu ameller yapmayı bizlere nasip etsin. Rabbim Müslümanca bir hayatı nasip etsin. Müslümanca bir ölümü nasip etsin. Rabbim razı olduğu bir zamanda, razı olduğu bir mekanda canlarımızı Müslümanlar alsın. Allahümme amin. Ekulu kavli hâza ve estağfirullâhe li ve lekum. Ve âhiru da'vâna elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vesselâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtuh.